buluştuğumuz siz sevgili seyircilerimizi yine hasretle kucaklıyoruz. Öpüyorum hepinizi. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Bugün çok özel ve çok önemli bir gün. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ellerinizden öpüyorum. Bu özel günde öğretmenlerimizi de anmadan hayatta her şey var demek istemiyorum. Ama bakalım bugün sizler için hayatta her şey var ekibi olarak neler hazırladık bir izleyelim. O bitkilerin efendisi. Buradan söylüyorum. Her gün suyunu için. Her gün. O Türkiye'nin lokman hekimi. Mermere döküyorsun, mermeri yok ediyor. Ama eline sürüyorsun, pamuk gibi yapıyor. Kainat eczanesinin kapılarını aralamaya geliyor. Cildiniz, renginiz, saçınız, şeker, kolesterol, tansiyon. Hastalıklarla savaşmaya, sağlıklı hayatlara ışık tutmaya geliyor. Kemiklerinizdeki kalsiyum emer, çok zararları var. Cinsel soğukluk yaşayan kadınlar ekran başına. Harankiden cinsel gücü ve isteği arttıran macun. Erkeklerde iktidarsızlığa son. Cinsel problemlere bitkisel çözümler. Hamile kalamayan kadınlar ekran başına. Harankinin tüp bebek hakkında yorumları çok konuşulacak, çok tartışılacak. Günümüz çocukları neden şeker ve astım hastalığının pençesinde? Profesör Doktor Ahmet Maranki canlı yayında açıklayacak. Birazdan hayatta her şey vardı. Bugün hayatta her şey vardı. Yine çok kıymetli bir hocamız var. Hanımlar ve beyler, herkes ekran başında mı? Hepimizi ilgilendiren bir konu var. Çok güçlü alkışlarınızı. Bitkilerin efendisi, Türkiye'nin lokman hekimi Ahmet Maranki hocam için istiyorum. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün sanki hocamızla sözleşmiş gibi takım giyinmişiz. Efendim moralimiz düzgün olsun diye. Biliyorsunuz mor rengin çok önemi vardır. Niçin mor? Mor, moralin düzgün olsun demek. Oradan aklınızda kalsın. Demek ki moralimiz bozuksa bir gün, o gün bir mor renge baktığımız zaman hakikaten öyledir. Beyin renkleri mordur. İnsandaki renk biliminde başın rengi mordur. Yani başınızda bir problem varsa mora bakın, moraliniz düzelsin demekle diye sözümüze başlayalım diyorum. Çok şıksınız hocam bu arada. Estağfurullah efendim. O sizin iyi görüşünüz diyelim. Benim kıymetli hocam, çok seviyorum kendisini. Çok önemli bilgilerle geldi bugün. Bu arada Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum. Efendim ben teşekkür ediyorum. Ben de bütün Türkiye'nin tabii ki en iyi eğitmen evde anne. Siz hanımlar ve babalardır. Ben bir kere onların Öğretmenler Günü. Çünkü bir çocuğu yetiştiren en önemlisi annedir. Tabii ki babadır. Ben aynı zamanda bizi bugünlere getiren... Tabii ki siz Gazi Mustafa Kemal'i en büyük öğretmen olarak dile getirdiniz. Ama bizim tarihimizde işte Fatih Sultan Mehmet'leri yetiştiren Akşemseddinler var. Kanunilerin işte ayağımın çamuru biliyorsunuz kaftanına değdiği için hocamı her zaman aklımda olsun diye kaftanını, o çamurlu kaftanını önünde tutan bizim atalarımız da var yani. Bunları da hiçbir zaman unutmuyoruz. Elbette. Ama yine üstünü çiziyorum. En güzel eğitmen evde çocuk için annedir ve ailesidir. Onların da bütün Türkiye'nin, ben annelerin bu eğitmenliğinden dolayı onları kutluyorum. İnşallah güzel nesilleri ortaya çıkarırlar diye düşünüyorum. Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bana da bu ara yüzlerce mail atıp bütün Türkiye'den talebelerim, 2000'e yakın doktora talebem var. Maşallah. 2000'e yakın, çoğu yurt dışında. Ben dünyada... 4 tane üniversite kurdum. 4 üniversite kurdum. Ne mutlu size. Binlerce talebem var dediğim gibi master doktora seviyesinde. Bir baktım ki sabahleyin onlarca mail gelmiş. Onlara da buradan hep sevgi saygılarımı sunuyorum. Onlar da bizim eserimiz, inşallah çocuklar geleceğimizdir diyoruz. Ne güzel, maşallah hocam. Şimdi bugün sizin çok önemli ve kıymetli bilgilerinizi alacağız. Özellikle... Cinsel problemler yaşayanlar varsa hem kadınlar hem erkekler ekran başında olsun. Bu masada öyle formüller verilecek ki inşallah
sizin o sorunlarınıza çözüm bulacağız. Ama değil mi? Tabii hocam, burada söz sizin. Şimdi bakın, ekranda kaçırıyorsunuz, sonra bize bana mail atıyorlar. Hocam ben kaçırdım formülü, ne yapayım? İşteydim, açtaydım, eşteydim. Şimdi buradan ekranlarına sesleniyorum. Herkes birbirine duyursun. Açın telefonu. Bakın şimdi mesaj atın. Hepimizin derdi var. Çocuğu olmuyor. Kadın soğuk, erkek soğuk, cinsel eksiklik var, sperm eksikliği var. Çocukları olmuyor, tüp bebek yaptırıyorlar. Bütün bunlar için burada formüller vereceğiz. Bugün çok önemli bir sürpriz. Türkiye'de ilk defa kadın, frijit dediğimiz, yani soğuk kadınların çok önemli. Hep erkeklere yönelik çalışılıyor. Ya kadınlar önemli. Yani kadında sevgi, muhabbet, uhuvvet, letafet, nezaket, onun bu halini oluşturmadıkça insanlar nasıl aşk, sevgi oluştursunlar? Mümkün değil. Yani ben size sağlık hocam. Vallahi çok önemli bir konuya değiniyorsunuz. Yani ben size elimi uzatmasam siz bana elinizi uzatır mısınız? Bakın burada önemli bir şey söylüyorum. Onun için eli uzatmak lazım. Yani vermeden alamazsınız. Onun için kadınlarımıza yönelik bugün Türkiye'de ilk defa Beyaz TV'de yayınlara bile girmemiş. Sadece benim Şifalı Bitkiler kitabımda gizli bir köşede olan çok önemli bir formül vereceğim. Kadınlar bunu unutmasınlar. Tabii ki erkek kürlerimiz, sperm arttırıcı ve daha pek çok kürlerimiz de yine beraber olacağız. Erkekler için güç ve performans arttırıcı bir macunumuz var biraz sonra. Var, yapacağız. Burada tattıracağız insanlara da. Özellikle evet, hanımlar için bir çay vereceğiz. Vereceğiz. Rahim kuruluğu için. Bakın bilhassa, bunlar çok önemli şeyler. Bakın biz şimdi doktorlarımız check-up yaptıklarında, enerji check-up'ı yaptıklarında bu rahim kuruluğu, kadındaki sevgi, ilişki eksikliklerinde, tabii biz bunları hocalarımızdan öğreniyoruz. Ben her akşam doktorlarımızla şey yaparım. Nedir, nasıl durum, Türkiye'nin durumu nereye gidiyor, hangi hastalıklar ön planda, kadınlara yönelik neler var, ne sıkıntıları var. En büyük sıkıntı bu rahim kuruluğu meselesi. Çok yaygın. Yani bu hocam, çok yaygın. Yani böyle bir problemi olan bir ailenin ilişki kurması sıkıntıdır, acıdır, ızdıraptır. Evet. Buradan doğacak çocuk da ızdıraplı olur zaten. Bir de hocam bunlar hiç konuşamadığımız şeyler, kimseye anlatamadığımız şeyler. Dile getiremiyoruz, kimi zaman uzmana, doktora bile gidemiyoruz. Şimdi vallahi siz doktor, öyle formüller vereceksiniz ki inşallah. Ama evde tıbbın tabii Nur Hanım, şimdi tıp hastalıklarla ilgileniyor. Tıp nedir? Sonuçlara bakıyor. Hı hı. Kanser oluyorsunuz, işte verem oluyorsunuz, atıyorum MS oluyorsunuz diyor. Bunun tedavisi budur diyor. Bizim hastalıklarla işimiz yok. Bu hasta tedavi etmek doktorlara ait. Biz burada hastalanmamak, o rahim, rahimi çalıştıracak bitki var ya. Allah yaratmış bak önümüzde incir, bir tane bütün incir getirsin arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu buyurmuş ki, bir demiş, hangi organ mutlak bir bitkiye benziyor? İroni yapıyorum. Bu açıklandı artık. Ben bunu söylediğimde, vay üniversiteden hocalar olmaz, nasıl olur, kim? Hatta bu işin uzmanı güya bizim gibi bu sahada olanlar da ceviz beyne benziyor dediğimde, efendim işte olur mu falan diye de bunları diyenler vardı. Ama bugün Bursa Uludağ Üniversitesi açıkladı. 21 tane meyvanın, tohumun, sebzenin belli organlara benzediği ve bunlara iyi geldiğine. Bu çok önemli. Hani ironi bir kelime için akılda kalsın diye. Hocam, bakın geldi şimdi incirimiz. Burada incir. Buyurun. Tabii ki bu incirler artık sanayi inciri. Bakın burada şöyle yapıyorum. Bakın yan yana yap şimdi bunu. Getir. Bu ne işte? Baksın şöyle. Bak erkek ve kadın. Bak nedir bunlar? Rahimler. Kadın organları, erkek organlarının yüklü olduğu bölgeler. İroni yapıyorum burada. Bilim bunu ispat etmiştir. Bugün vettini ve zeytun, incire ve zeytine and olsun diyor. Allah Celle Celaluhu, kainatı yaratan, külli şeyin kadir olan zat diyor ki, zeytine ve incire dikkat edin, bunda bir sır var. Nedir bu sır? İşte kadın kısırlığı, erkek kısırlığında İncirin kullanılması. Bugün biz bunu evet, burada kullanacağız. Sadece inciri bu şekliyle değil, artık inşallah bir müjde de veriyorum burada. İnovasyona geçtik artık.
Biz sadece var. Yenilikler var. Heh, gelişim. Süper. Bunun bir tonundan bir kilo yağını çıkarıp insanlığa artık incir yağını da çok kısa zamanda vererek bu söylediğiniz bu sıkıntıları da gidermek için bir çalışma içindeyiz. Ay hocam, bugün hakikaten çok heyecanlıyım. Evet. Konuşulmayanlar masaya yatırılıyor. Masaya yatırılmakla kalmıyor. Size öyle kürler verilecek ki evde hem de çok zorlanmadan bu kürleri yapacaksınız. Biraz sonra gebelere, yani hamilelere yönelik önemli kürlerimiz de olacak. Ama onun öncesinde hocam, bu hafta Perşembe günü Dolunay olacakmış. Evet. Biraz hocamla ayaküstü sohbet ettik. Bana dedi ki, Nur Hanım, biliyor musunuz Dolunay bizi nasıl etkiliyor? Cahilliğimi mazur görün. Ben Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkisini biliyorum ama bizim üzerindeki etkisini bilmiyorum. Şimdi bakın, bir gün dedem bana dedi ki, elmaları toplayacağız. Biz 40 ton elma yapardık. Kastamonu İnebolu'dayım ben. 40 ton elmamız çıkardı. Amasya elması sulu. Tam toplayacağız. Dede işte, babam derdi, baba ben çocuğum, elmaları toplayalım. Hayır. Niye? Dolunay olmadı daha. Ay olsun da elmalar iyice kızarsın. Ben de çocuk aklı. Ya dolunayla elmanın kızarmasının ne alakası var? 4 gün içinde alaca olan elmalar kıpkırmızı oldu. Bakın. Bunları bilen yok. Eski takvim vardı. Suların yürümesi, ağaçlara su yürür, ayondan fırtınası, bilmem ne fırtınası, bunlar unutuldu. İşte dolunay. Dünyada Medcezir denen bir şey vardır. 10 yaş gençleşme diyoruz ya. Haftaya anlatacağız. 10 yaş gençleşme, 60'sın 50'ye düşeceksin. Hocam, nasıl olacak? Ne diyorsunuz? Bakın, haftaya şu an dolunay günleri demek, ilkbahar ve sonbaharda beden yenilenir. Kür mü vereceksiniz? Kür vereceğiz tabii ki. 10 yaş gençleşme kürü. Kürünü vereceğiz ama bugün bir ön girizgah yapacağız. Dolunay sefer ayındayız. Medcezir dediğimiz şey bilimseldir. Suları itip çekmedir. Ben Amerika'da, Florida'da doktora üstü çalışma yaptım. İnanın Nur Hanım, deniz 20 kilometre geriye çekilirdi ayla beraber. Böyle denizin üstüne sandalyeler konur, sabah hepsi toplanır, sular geri gelirdi. Niye? Aya göre. İşte bu ayın etkisi bedenimizde, dolunay olduğunda gergin olur insanlar. Bir, asla eşinizle tartışmayın, çocuğunuzla tartışmayın. Büyük kararlar kapansın, vermeyin. Hani ne derler? Dolunay gergin günlerdir. Ne kadar sürecek hocam? Şimdi bu? Dolunay gökteki ayın 14'ü dolunaydır. Yani ay hilal halden dolunaya doğru gider. Karnını büyütür, 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 14'ünde atar, atmaya başlıyor. Atar, artık küçülmeye başlar. Yani detoks, zayıflamaya başlar. Suların itildiği zamanlardır bunlar. İşte bu günlerde 7 gün evinizde detoks uygulaması, lavman detoks uygulaması, sebze meyve sularıyla besleneceksiniz. Bağırsaklarınız boşalır. İşte bunun formülünü vereceğiz. Haftaya inşallah. Evet, bu şimdi dolunay, herkes evinde bu uygulamayı yapabilir. 7 gün, Perşembe gün dolunay 14'ü, Cuma gün o gece çok önemli. O gece hiçbir şey yapmamaya çalışın. Sadece su için, alkali sular için, bağırsak, biz mesela başladık ailecek. Şu anda her gün sebze meyve sularıyla, bir sebze çorbasıyla evimizde bunu uyguluyoruz. Yani böyle kaliteli yaşamak mümkün. Sizin sayenizde biz de öğreniyoruz. Efendim, ben de artık elime aldım o çubuklardan hocam. Kendime alkali su hazırlıyorum. Yani onun için dolunay günleri, sefer ayındayız, gökteki ayların. Bunu ben demiyorum Nur Hanım ya. Biz Müslümanız diyoruz. Hangi bilim adamı bunu söylüyor? Lütfen Sayın Mehmet Görmez, değerli başkanıma buradan sesleniyorum. Dolunay'ın hikmeti anlatılsın. Ne diyor? Ayın hareketinden ibret almaz mısınız? Ne diyor ayın hareketi? Yani dolunay, yarım ay, tam ay, kara dolunay. Ne var bunda? İşte dünyada suların itilip çekilmesi hadisesi var. Ağaçlara suyunun itilip çekilmesi hadisesi var. İşte bedeninize suların girip çıkma hadisesi var. Biz aynı, biz de bir canlıyız. Ağaç nasıl canlıysa, tabii, biz de canlıyız. Dolayısıyla bu günleri fırsat bilip sağlıklı yaşama bir adım atabiliriz. Haftaya daha inşallah bunun kürlerini vereceğiz. İnşallah. Zaten ikinci dolunay, bir şansınız kalıyor. 20-27 Aralık'ta bir sonraki dolunay. Ay hocam, bu şansı yitirmeyelim. Ondan sonra bitiyor. Bir dakika, bu şansı yitirmeyelim. 10 yaş diyorsunuz. Kızlar yaşadık. 10 yaş genç olacağız. Valla ben sana söyleyeyim. Kampımıza gelip de eve dönen birini söyleyeyim. Bir cümle. Kampa, ikinci kampa gelende anlatıyor. Önce hanım gelmişti.
Adam geldi, kadın inanmıyor bu işlere. İkinci kampta kadın anlatıyor 100-150 kişinin önünde. Kapıyı diyor sabah biri çaldı diyor. Kim o? Kim o diyorum ya, açsana hanım benim. Bakıyorum diyor. Adam. Hayır sen benim diye eşim değilsin diyor. Ay inanamıyorum. Bakın hakikaten bu Antakya'dan değerli dostumuz. Bir açıyor ki kocası 7 günde insan ne kadar değişebilir? Ay süper. 7, 8, 9 kilo ödem atarak bağırsaklarınızla cildiniz pırıl pırıl. Oo. Kullandığınız ilaçları bir yere bırakıyorsunuz. Haftaya. Detoks bu çok önemli. Bu hafta da var. Haftaya da bunu işleyeceğiz. 20-27 Aralık'ta bunun son tarihi gökteki aya göre. O günde zaten inşallah hep beraber kampta olacağız. Size oradan canlı yayınla da bunu vereceğiz. Diyor ki ben mi geliyorum şimdi beni tanıyamıyormuşsunuz falan. Sizi 3 yaş falan indirebiliriz. Gençsiniz zaten. Ay hocam yani. Teşekkür ederim. Ama kızlar müjdemi istiyorum. Hep kızlar diyorum. Sanki beni sadece hanımlar izliyormuş gibi. Haftaya 10 yaş gençleşeceğimiz muhteşem bir küre inşallah Ahmet Maranki hocamız Hayatta Her Şey Vardı sizler için hazırlayacak. Konunuza, komşunuza, eşinize, dostunuza, herkese haber verin. Olur mu? Benden söylemesi. Şimdi bugün programımıza erkeklerle başlayalım. Başlayalım. Ha hocam ne dersiniz? Şöyle. Evet, erkeklerimiz. Erkeğimizin gücünü, performansını arttıracak bir macun yapalım. Şimdi niye performansı yok erkeklerin? Erkekler stres altında. Her gün sabah çıkıyor işe. Sokak, trafik 2 saat. Zaten bir insan arabanın içine bindi mi? Bir. Neden erkeklerimiz bugün bu halde? Halsiz, dökük, yıkık. Kadın elinden tutuyor, erkek geri kaçıyor. Erkek kadının elinden tutuyor. Kadın diyor yorgunum, işte sıkıntılıyım falan filan. Bunun sebebi ne? Önce sebepler ortadan kalktı. Sabah kalktı. Kahvaltı yapamıyor. Yani hanımefendi uyuyor. Uyanamadı, gece dizi izledi. Yani kahvaltı yok. Adam mutsuz, evden hocam, ayrıldı. Hocam hanımlara küçük küçük iğneler batırıyorsunuz burada. Sırayla önce erkekler sonra hanımlar. Tamam. İki taraflı bu iş. Artı eksi. Kızlara laf söyletmem. Bak ne dedim? Ben size elimi uzatmadan siz bana elinizi vermezsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Hiçbir şeyin tek tarafı yoktur. Bunu doğru unutmayın. Adam böyle, benim eşim böyle, benim eşim böyle. Yok, bunlar eksiktir. Eksik cümlelerdir. Burada bunu bugün değineceğiz ve neticeyi alacağız Nur Hanım. İnşallah. Kesinlikle. Evden kahvaltı yapmadan çıkan bir erkek ne yiyecek? Hemen bir poğaça alacak. Margarinden yapılmış, tamam mı? İşte kıldan yapılmış, yufkadan yapılmış. Yağı işte margarin, efendim içindeki şekeri fruktoz olan bilmem neyi yedi mi? O adam zaten halsiz olur. Hiçbir enerji olmaz ondan. Elden ayaktan düşer diyorsunuz. Bitti, hücreleri bekliyor. Bekliyor bir şey alayım, bomboş. Gitti, arabaya bindi, piston vurdu. Radyoaktif yüklendi. Arabadan indiğinizde ne olursunuz? Halsiz böyle yıkılacak gibi olur değil mi insanlar? Gittiniz eve, oturduğunuz ofiste akşama kadar sıkıntı sıkıntı. Öğlen yemeği yine malum. İşte piyasada yenen ne yemekler. Varsa. Oradan adam bir tavuk yiyor. Tavukta zaten kadınlık hormonu var. Östrojen, prolaktin var. Bir tavuk yiyor hani yiyeyim diyor. Bizim herif gitti. Yani adam şimdi erkeklik... Bakın iyi dinleyin, sona doğru geliyorum. Sona doğru geliyorum. Oradan da bir şey alamadı erkeklikle ilgili. Akşam eve geldi yine piston araba 2 saat kuyruk. Bitmiş adam böyle. Adamı koy kapıya. Tamam mı? Adam da diyor ki kaynana, yeni evli bir çift düşünün. Ya diyor, soruyor ne oldu çocuk diyor, torun bekliyoruz diyor. Yok bir şey yani. Yok bir türlü. Eve geldi, oturdu, bir de televizyon. Ay hocam, bir de adam, evdeki hanım da bir yemek becerisi falan yoksa, hele bir de çalışıyorsa hanımefendi. Ay hocam, şimdi siz bunları anlattınız ya, bütün kadınlar mutfakta bugün. Onun için bak şimdi formülü vereceğim, sonuna getiriyorum işi. He, inşallah. Herkes hazır olsun. Kalem kağıt, hazır. Acayip sonunda bir formül vereceğim geliyor. Şimdi. Hanım da çalışıyor, eve geldi, hazır ya, gelirken dediler bir tane ne bileyim pizza yapalım. O içinde sosis, sucuk, salamlarda kurtların bilmem nelerin dolu olduğu, içinde karışık. Ben demiyorum bunu ya. Alın piyasada. Bunu da yedi mi? Ne oldu? Arkadan da ne yaptı? Siyah çayı içti. Siyah çayı içti. O siyah çayın içinde tanen, demiri, manganı, çinkoyu aldı. O da lazım ilişki için. Demir gibi olmak için. O da gitti. Tam arkadan televizyonun karşısına oturdu.
Bir de dizi var. 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı, 5 kişi bomba patladı. Herif elden adam gitti. Adam aşk maşk hiç aklında bir şey yok. Bu ara foton televizyondan gelen radyoaktif madde. Bak iyi dinleyin. Televizyondan gelen radyasyon, herkesin televizyonunda Maranki'nin çipi yok ki. Biz televizyonun karşısına yanağımızı sürüyoruz, yanağımız düzeliyor. Bak bunları da öyle vereceğiz. Çip var hocam. Tabii bunları öyle yapacağız mi burada? Bu çipleri, radyasyon çiplerini burada oluşturacağız ileride. O da yok. Ondan sonra tam böyle saat 10 olmuş, 11. Kızın aklında şey var. Ne? Aşk yapalım da çocuk kaynana bekliyor, boşayacak. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Ama televizyon karşısında radyasyon adam böyle dik oturuyordu. Yavaş yavaş böyle. Doğru değil mi söyledim? Ay. Bakın. Bizim herife diyorsun ki hadi yatağa gidelim, kalkmıyor. Bakın. Ben burada hayatın gerçeklerini konuşuyorum. Bak. Doğru söylüyorsunuz vallahi hocam. Eksik bir cümlem var mı hanımlar? Siz hanımsınız. Hayat bu. Hayat bu. Adam fotonu da yemiş. Kafada 9 kişi öldü, canlı bomba patladı, Suriye Irak'a girdi, bu böyle oldu. Yani hiçbir aşk meşk hiçbir şey kalmadı zaten o dalga. Şimdi bunda hiçbir şey yok. Ona kaynana beklesin dursun çocuk olacak diye. Sıkıntı. Bir de karar vermişler. Bak önemli bir nokta söylüyorum. Efendim niye olmuyor ya soruyor. Niye oğlum bir şey yok. Ya bir anne işte biz 3 sene bir bekleyelim dedik. Hani biraz para kazanalım. Ev alalım, araba alalım. Alalım. Hocam derdi ki bir organ kendini kullandırmazsa kapatır kendini derdi. Sen 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene organı kullanma. Şu kolunu bağla bir gün. 3 gün bu kolunu bağla. 4. gün açamazsın geriye. Bak. Yani bunlara hocam kariyer mariyer hikaye diyorsunuz yani. Yani bunlar benim şeyin bir sözü vardı. Kübra neydi hocan hani diyordu ya kariyer yapacağına çocuk mu yap diyordu. Kübra Boğaziçi'nde işte demiş doktora yapacağım falan falan. Gel buraya demiş. Tamam mı? Verelim mi hocam Kübra'ya mikrofonu? Evet ha? Ver al, bakalım. Al Kübra'cığım al. Al bakalım. Ahmet Maranki hocamızın kızı. Güzeller güzeli Kübra. Evet onu bir anlat yani kariyer önemli de. Şöyle ama mikrofonu. Uzman psikologtur. Hoş geldin Kübra'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok güzel gidiyor programımız. Allah razı olsun sağ ol. Şu an hocamın ismini hatırlayamadım. Birden bana paslanınca bir heyecan oluştu. Bir arkadaşımızın düğününde profesör bir hocamız. Klinik psikoloji alanında. Sonrasında düğünün ilerleyen saatlerinde yanına uğradım. Hemen ellerime baktı işte yüzüğün var mı vesaire diye. Klasiktir ben zaten dedim, genç hocam kızlara. Dedim master yapıyorum dedim. Bırak master'ı dedi. Önce evlen çocuğunu yap hepsini yaparsın dedi. Sonra benim gibi olursun kızım dedi. Kendisi bekar bir hanımdı ama çok kendine güvenen, bizim de alanımızda çok duayen bir hocamızdır kendisi. Babama bunu söylediğimde hep şey yapar, hatırlatır. Kariyer tabii ki yapacaksınız ama önce birincil ihtiyaçlardan olan aile kurmayı, çocuk, tabii ki çok çocuk doğru sevgisi, hayatta bir arkadaş, hayat arkadaşını mutlaka tatmalısınız diye çok önemli o. Çevresine de söyler. Allah sana kesinlikle da en güzelinden nasip etsin inşallah. Ediyorum. Babana da yaraşır bir damat olsun. İnşallah. İnşallah. Vakti i̇nşallah gelince olacaktır i̇nşallah her hocam şey. Bak. Teşekkür çok ediyoruz. Ne yani güzel söyledi hocam bir hanımefendi. Çocuk var, neşe var dedi. Evet. Ama işte bazıları çok istiyor olmuyor. Şimdi onun için bu mutsuzluğun sonunda biz diyoruz ki bütün bunları yaşadınız. Alın size bir formül. Takviye edici bir formül. Destekleyici bir formül. Süper bir formül. Hemen başlıyoruz. Bu hayatın vazgeçilmez gerçeklerini konuştuk. Peki ne yapacağız? İşte her akşam sabah işinize giderken bir kaşık, gerekirse öğlen bir de akşamları birer kaşık bundan. Hemen başlıyoruz buradan. Başlayalım hocam. Evet, başlayalım. Başla. Yalım. Hocam. Başlıyorsun yani buradan. Başlayalım ne koyalım içine hocam. Evet. Dur malzemeleri getirelim ilk burada önce ekrana. Burada malzemeler evet yazalım. Siz söyleyin. Efendim şimdi ki bu eksiklikleri gidermek için bedendeki hücreleri hocam derdi ki şimdi bu düşünceler, fikirler, olumsuzluklar, radyasyon, aşk, sevgi bu hücre. Bakın burayı iyi dinleyin. Bu çalışmazsa enerjiniz olmaz. Enerji.
Bunu bloke eden sebepler gıda eksikliği. Şimdi bunu uyarıcı bir formül veriyoruz size. Bu kainat şifahanesinden bu gıdalar geleceğe kan yoluyla buna diyecek ki çalış. Bu çalışmaya başladı mı sizin o guddeleriniz, hormonlarınız canlanacak. İşte o zaman aşk, sevgi, muhabbet, uhuvvet, letafet ortaya çıkacak diyoruz. Neymiş? Hemen bir tane kestane balı. Ama sahte ballar değil. Hemen başlıyorsun Nur Hanım. Başlayayım hocam. Hanımların mahir elleriyle sizin elinizden güzel bir formül. Şimdi burada siz bana balımızı koyuyoruz. Tek tek söyleyin. Önce ne kadar bal koyuyoruz hocam? Balımızdan yani o balı burada yapalım. Elimizde hazır komple olsun koyalım. Şöyle. Evet koyalım. Kestane balı. Ama şifa olsun yarasın. Tabii ki piyasadaki 5 kilosu bilmem ne ballardan değil, sahte bal. Bir bal bugün için 60-80-100 milyon arasıdır normal bir bal. Bir alının 5 milyon alının 5 milyon kere gidip 10 gram bal yaptığını düşündüğünüzde bunu kilosunu 10 liraya verecek hiçbir şey yoktur. Mısır şurubunu alıp kendinizi zehirleyip şekerinizi, tansiyonunuzu yükseltmeyin. Bu çok önemli. Bu onun için kestane balı. Nerede olur? Kestaneden olur. Çok şükür bugün biz Kastamonu, İnebolu'da organik sertifikalı bal üretmeyi başardık. Rabbim nasip etti. Çünkü bölgemizde kestane var. Kestane balının aroması çok önemli. Kokusundan anlarsınız. Bunu kestane yaptık. Balını koyduk. Evet. Zencefili hemen içine mi koyuyoruz? Zencefilimizi alıyoruz. Başlıyorsun zencefil. Zencefil. Zencefili koyuyoruz içine. Gramı belli burada. 1 kilograma 50'şer gram, 30'ar gram elimizde. Niçin zencefil? Zencefil dini kitaplarda, mistik inançlarda adı geçmiştir. Zencefil uyarıcı etkisi vardır. Bakın uyarıcı. Zencefille mesela bir çay içtiğiniz zaman anınızda öksürüğünüz, balgam çıkarmanız olur. Üşütmelerinizde, çocuğunuzda aktifleştirici. Evet aktarımız burada. Maşallah eli maharetli. Zencefili koyduk. Bravo. Takdir ediyorum. Hocam baktık. Cam kap kullanıyoruz ve tahta tabii kaşık kullanıyoruz. Öğrendik artık hemen sizden. Hemen arkasından zerdeçal. Ne var zerdeçalımızın bu içinde? Bu mu hocam evet, zerdeçal? Sarı kök dediğimiz. Sarı kök. Ama bu çok önemli. Piyasada küri diyorlar. Asla küri sarı kök değildir. Aldanmayın. Sarı kök ayrı. Bu zerdeçal, zerdeçöp diye geçer. Nasıl anlayacağız dünyanın hocam? Dünyanın en güçlü. Bütün Uzak Doğu'da, Hindistan'da, Arabistan'da, İran'da en çok kullanılan, hani tavukların yanına böyle sarı pilavlara yapılır ya, en çok evinizde kullanılacak iki madde. Bunları unutturdular sizlere. Biri zencefil olsun evinizde tozu, zerdeçal tozu hep mutlaka olsun. Her çayınıza, çorbanıza mutlaka ya kök halde ya da toz halinde bunu kullanıyorsunuz. Çocuklarınıza kış geliyor. Kışın en önemli ürünü zencefil ve zerdeçöpü de kullandık. Evet. Evet. Çörek otumuz. Hemen çörek otunu alıyoruz. Dövülmüş. Evet, dövülmüş çörek otu. Bak, dövülmüş. Niçin dövülmüş? Kur'an'da ve hadislerde diyor ki kara ot size bir şifa bildireyim mi diyor. Bildir ya Resulallah. Nedir? Kara ot. İşte kara ot bu gördüğünüz çörek otu. Eskiden ekmeklerin üstüne konurdu. Pişmeden hazmı mümkün değildir bunun. Onun için toz halde bazıları ne yapıyor yaşlılar? Bu formülü yapan amcalar var 50-60 yaşında. Bak bu da tehlikeli. Burada bir anekdot veriyorum. Ne yapıyorlar amca hocam? Amca gelmiş 60 yanına. Hanımefendi rahmetli olmuş. Tamam mı? 60 yaşında biraz genç kalayım diyor. Balın içine koyuyor çörek otunu. Kaşık kaşık yiyor. Amcanın yüzler kıpkırmızı öyle. Bir kessen bir kilo bal çıkacak. Bak kalp krizi geçirirler. Lütfen Allah bu hanım beyler. Bak bu durumlara dönmeyin. Bunun bir oranı vardır. Günde 1,5 gramdan tabii kilonuza göre değişir. Fazla çörek otu kullanamazsınız. Kullanmamanız lazım. Onun için çörek otunu ölümden başka her derdin devası olarak veriyor. Şayet bedeninizde bir takım olumsuzluklar varsa
İşte bu olumsuzluklara çörek otunu da toz olarak evde bulundurun. Çorba mı yaptınız? İlla bu macuna gerek yok. Beyefendi akşam eve gel, çorbanın içine çörek otu kat. Mesela diye söylemek istiyorum. Ama siz bu macunu yine yapın. Siz bu macunu yine yapın. Çok özel bir tarif bu. Evet, yerde bulamayacağınız. Tarçınımız var. Gördüğünüz gibi. Tarçın da yine kabuk. Çok önemli. Sert. Bir bitkiden elde ediliyor. Çok güzel kokusu var. İçinde 14 tane etken madde var. 14. Ama bize bunların hepsi lazım değil. Çok önemli uyarıcı, yine yakıcı etkileri var. Bakın burada önemli bir husus söylüyorum size. Şimdi en son bu sözü söyleyeceğim. Bu literatürü Türkiye, Rabbim bize kazandırmayı nasip etti. Bunu tıp fakültelerinde, eczacılık fakültelerinde öğretmiyorlar bu bilimleri. Şimdi buraya koyduğumuz bitkilerin bir özelliği var. Ne koyduk içine? Tarçınımızı da koyduk. Hemen ginseng. Bu mu hocam? Evet, ginseng tozumuz var. Bunu nerede buluyoruz hocam, bu ginseng tozunu? Ginseng piyasada satılıyor. O da yine aynı aileden bunlar. Tarçın, bakın burada gördüğünüz zencefil, zerdeçal, tarçın, ginseng, bunlar aynı familyadan. Amca çocukları, teyze çocukları bunlar. Farklı özellikleri var hepsinin. Birisi beyin damarına, birisi kalp damarına, birisi İşte varikosel dediğimiz prostat bölge damarlara, bunları açıcı özelliği, damar besleyici özellikleri var. Ginseng'i de koyduk. Koyduk hocam. Ginseng çok önemli. Bilhassa kalp damar rahatsızlığı da kullanıldığı söyleniyor ama damar her yerimizde var. Artı hemen arkasından karabiber. Her yemeğimize koyduğumuz, onu fazla koymayalım. Karabiberimizi de koyduk. Onu da koyuyoruz. Evet. Şimdi şu ana kadar koyduğumuz bütün gıdalar. Karabiberimizi de koyduk. Mesela çocuğunuz gece bir sıkıntı oldu. Öksürüyor. Yaz, kış geldi. Aynı bu balı çocuğunuza da karabiberle biraz koyup verdiğinizde o çocuk balgamını, öksürüğünü falan da atacaktır. Niye? Bloke edilmiş hücreleri var ya, onu uyardığı için çalışacak. Bir anda beden, bağışıklık, immün sistem güçlenecektir. Hemen içine fındığımız var orada. Dövülmüş fındık. Yine. Ay evet, hocam çok, bu çok önemli. Lezzetli bir şey olacak herhalde. Evet, evet. Yani müthiş bir gıda oldu. Bunu da koyduk. Yarasın, fındığımızı da koyduk. Evet, şu ana kadar içine koyduklarımız zencefil, zerdeçal, çörek otu, tarçın, ginseng, karabiber. Şimdi Türkiye'de ilk defa literatüre bir şey geçiriyorum. Bakın. Bunların hepsi eskimez kitaplarda yazan, bunlar bedeni, hani soğukluk diyoruz ya. Ya bizim adam çok soğuk. Isıtıcı gıdalar bunlar. Bakın. Duydunuz mu? Bunların hepsi neymiş? Isıtıcı gıdalar. Bakın. Isıtıcı gıdalar, soğutucu gıdalar. Kış günleri ısıtıcı gıdaları olarak bu ısınmayı, ironi yapıyorum, sağladık. Isındıracağız ya, aktifleştireceğiz ya. Onun için bunu yaptık. Hemen arkasından bir de polenimiz var. Bin bir çiçekten alınmış. Şöyle. Olabilsin ki bir eksiğimiz var. Hani belki de onu da nereden tamamlıyoruz? Hani olabilsin bir gıda eksik. Allah'ın yarattığı kainat şifahanesinde arı bütün çiçeklerden polen aldığı için o poleni de buraya getiriyoruz. Yalnız polene karşı ve bu gıdalara karşı alerjiniz olup olmadığının testini yaptırın. Alerji alerjiniz varsa kullanılmaması gerekiyor hocam. Kullanılmamalı. Peki. Bunlar çok kolay. Bunlar bir tuşla yapılabilecek işler. Alerji testi mi yaptırmamız enerji gerekiyor? Enerji testleri var bunların. Tamam. Bunların enerjileri uygun mu değil mi? Hı. Bu testler yapılabiliyor. Bir dakikada çok kolay bunları sağlayabiliyoruz. Bir de kara üzüm mü katıyoruz, evet, hocam? Evet, kara üzümün. Evet, son olarak. Şimdi bunu içine böyle de koyabilirsiniz. Bakın, toz halde de koyabilirsiniz. Nasıl yapalım peki bundan? Ama şimdi bunu burada koyacağız. Hı. Ama siz tozunu bulursanız, ki var, biz bunun sanayi olarak da bunu Denizli'de bütün üreticilerimizle yaptığımız anlaşmada Türkiye'de üzüm çekirdeği tozunu Pamukkale Üniversitesi ile İşbirliğiyle sanayiye kazandırdık. Rabbim bunu da nasip etti. Mutlaka neden üzüm çekirdeği tozu? Bakın,
İçinde salvatrol dediğimiz, OPC dediğimiz etken madde var. Damar açıcı özelliği var bunun. Bakın damar açıcı. Adam uyuyor ya. Siz de uyuyorsunuz biraz, öyle hissediyorum. Nebahat Hanım, uyuyorlar. Yok böyle. Hocam sizi dinliyorlar. Yani, niye uyusunlar? Evet, böyle aktifleştirici böyle. Şimdi ben onu söyleyecektim hocam. Uyandırıcı ne var biliyor musunuz içinde? İşte bu uyuyan insanları uyandırmak için beyin damarlarını açmak. Çok çok önemli. Süpersiniz. Bunu yapıyoruz. Beyin damarını açıyor. Bir anda diyor ki ya ben ne oldu, biz evlendik, çoluk yok, çocuk yok. Ne yapacağız? Isıtıcı gıdaları verdik. Tamam ama mı? Bu erkeği ısıtıyor hücreler değil mi hocam? Uyandı. Hayır, erkekler hayır, mi? Hayır. Yine kadınlar tabii da mı? Erkekler de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Dolayısıyla kadınlara biraz sonra ek bir ilave yapacağız. Tamam. Bunu şimdi yaptık. Şu anda kozmik kainat şifalesinden kudret macunu, kuvvet macunu dediğimiz, eskiden padişah macunu derlerdi. Ne i̇şte kadar sürede kullanacağız hocam bunu? Neden padişah macunu denirdi biliyor musunuz? Hani padişahlar güya 3-5 hani hanım vesaire çocuk olur da işte buna ihtiyaç duyduklarından bu söylenirdi. İşte biz bunu bugün sizler için hazırladık. Herkesin aslında bugünkü çağımızda bu olumsuzluklarda bu macun elinde olmalı. Biz bunu evinizde yapın. Biz bunu ürettik. Her gün. Evet. Hı. Buyurun. Ne kadar sürede kullanacağız? Kaşık kaşık mı yiyeceğiz? Sabah akşam mı yiyeceğiz? Süre bir derken tekrarlayayım. Bir günde mi? Hocam işte yani sabah akşam mı kullanacağız? Haftada bir mi yapacağız? Ne kadar sürede? Onu bir seyircilerimize söyleyelim. Evet. Hani biz çabuk her şifa olsun diye. Her gün sabahleyin bir tatlı kaşık. Aç karna mı? Aç karna. Heh. Sabahleyin kalktınız, kahvaltıdan önce bir tatlı kaşığın bütün gücünüzde size bir dinamik verecek. Bir de gece yatmadan yine mutlak bir tatlı kaşığı bunu yiyin. Bir tatlı kaşığı. Ve bunu mutlaka 3 hafta. Siz gelin yanımıza. 3 hafta. Siz gelin. Heh. Evet, 3 hafta bunu kullanın. Zaten bedeninizdeki çok olumlu. Üçüncü günden itibaren çok önemli bir gelişme göreceksiniz. Hem içgüdüsel olarak hem de fiziksel olarak erkeklerde aktivitenin arttığını göreceğiz. Tabii ki biz bunu piyasadaki gibi demiyoruz Nur Hanım, evet, insanlara. Hocam. Piyasadaki gibi demiyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki maksat damar sistemini kuvvetlendirmek. Hücreleri uyarıp bağışıklık sistemini güçlendirmek. Nasıl? Kolay bir tarif mi sizce? Evet. Siz orada pek güldünüz, o yüzden sizi buraya aldım. Hoşumuza gitti, dinledik ya. Değil mi? Evet. Kolay, pratik. Evet. Evde uygulayabilir misiniz? İnşallah deneriz, yaparız. Siz deneyecek misiniz? Bir kaşık bir ikram edelim bakalım. Bir kaşık bir tadına. Çok değil, hemen... Ye sen onu. Hocam hemen etki gösterecek diyor. Ucunda yiyor. Kız hemen etki göstermez. Aç ağzını. Nasıl tadı? Çok harika. Yani siz hemen yerinizi alıyorsunuz. Hoş bir kokusu var. Bak. Evet. Hadi. Hoş bir kokusu var. Afiyet olsun. Yani, teşekkür ederim. Mikrofonu da vereyim ben size. Ben degüstasyonlu bir eksper uzman olarak yapmak istiyorum. Tavsiye ederim size de. Bakın. Lüzumsuz. Fast food tipi bir takım gıdaları yiyeceğimize. Vallahi hocam. Evinizde şöyle formülleri bulundurun. Kendiniz, bağışıklık sisteminiz, hücrelerinize enerji verici, damar açıcı, beyin damarlarınızı, hafızayı kuvvetlendirici. Daha burada vereceğiz hafızayı kuvvetlendirici. Böyle bir ürünü ben bütün insanlığa tavsiye ediyorum. Şimdi hocam ellerinize sağlık. Dedim program başında çok kıymetli bilgiler var. Konuşulmayanlar masaya yatırılan, daha doğrusu konuşulmayanlar masaya yatırılacak. Ve size formüllerle, çözümlerle geliyoruz. Şimdi beyefendiyi bu kürle güçlendirdik. Enerjisini arttırdık. Evet. Ya kadında isteksizlik varsa? Şimdi kadında isteksizlik tabii ki aynı bakın. Şimdi burada... Toplumda bir imaj oluşmuş işte kadın eksikliği erkek. Şimdi bir insanın bağışıklık sistemi düşük olursa, şimdi sabahleyin kalktığınızda iyi bir uyku uyuyamadıysanız, tabii ki burada binlerce fonksiyon var. Fakat şunu unutmayın, yani ben bunu yedim, tamam artık ben deli fişek gibi, tamam her şeyim yok böyle bir şey.
Hani piyasada reklamlarda diyor ya al 10 gram şey bilmem ne olsun. Yalan. Bunlar hep reklam. Hayatımızı değiştireceğiz. Gece 11'de yatacaksın kardeşim. 11'de karaciğer saati var. 11 bir safra kesesi, 1 3 karaciğer, 3 5 akciğer. Bedenin bir ritmi var. Bunları bilmezseniz siz isterseniz 5 kilo macun yiyin. Sen saat 1'lere kadar televizyon izle. O radyasyonu ye. Tamam mı? Lüzumsuz abur cuburları ye 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 ye. E sen obez olursun zaten. Obezlerin de zaten böyle çocuk cinsel performansı falan mümkün değil zaten. Kilo da çok etkili değil mi hocam? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani onun için sadece bu yeterli değil. Yattığınız oda yönü ne tarafa? Ley hatlarına uygun mu? Pencereye doğru mu yatıyorsun? Başın ne tarafta? Feng Shui denen yerleşim bilimi var. Kim konuşuyor bunları Nebahat Hanım? Bunları yapalım. Yapalım yerleşim bilimi. Bir evin dizaynında evi alıyorsun, bir trilyon para veriyor adam eve. Ya yatak odanın rengini iyi yapamazsan, yatak odana lacivert yaparsan vallahi aşk olmaz orada ya. Ne renk olmalı hocam yatak odası? Onun pembe veya kırmızı tonları olması lazım. Bu renk olmazsa niçin aşk odalarının rengi kırmızıdır otellerde? Gidin aşk balayınlara kırmızı doğru odadır. Ama bunları bilen yok ki film seyrettiriyorlar. Kaç kişi var aramızda yatak odasında kırmızı olan? Benim bir uzatalım mikrofonu. Mikrofonu bir uzatalım. Evet benim pembe ama yatak odam beyaz, duvarları pembe. Yatak odanız beyaz. Beyaz, bembeyaz, duvarları pembe boyalı. Peki bilinçli mi yaptırdınız pembeyi? Evet, perdelerim pembe, havizem pembe, kimi yatak ortası sen, her şey pembe. Kimi dinledin sen? Aşk muhabbet artsın diye mi yaptınız? Evet ama yalnızım gene. Hocam çok yaşayızsın. Odam çok güzel de yalnızım. Ya, Allah inşallah gönlünüze göre birisini versin. Hanımefendi tüm hazırlıklarını yapmış ama maalesef yalnızım ama diyor. Ama zaten giyimi de hayata bağlı pembe diyor aşk. Bakın giydiğiniz renkler... Bakın önemli bir şey söylüyorum. Giydiğiniz renk sizin psikolojinizi yansıtır. Mesela hanımefendi siyahlı giymiş. Evet. Bak beyefendi, hanımefendi işte değişik güzel renkler giymiş. Bir sentez hep beyaz rengarenktir. Giymiş. Siyah asla önermiyoruz. Ay çok kapkara severim hocam ben de siyahı. Kapkara bir renk. Bütün enerjileri emer. Bütün iyi enerjileri geriye atar. Bütün dikkatleri çeker. Olmaz. Lacivert olsun. Mor olsun. Mor olsun. Bak, lacivert, mor. Yatak odanın rengi demek ki. Şimdi sen çocuğun... Hocam bizim çocuk işte şey yapamıyor, okuyamıyor. Aklı fikri kadın aşne fişne. Doktora anlatıyor şimdi böyle. Bu diyor bir türlü diyor dikkat dağınıklığı var. Ben pardon diyorum hanımefendi. Kızınızın diyorum yatak odası ne renk? Şey çalışma odası. Pembe ile kırmızı arası. E diyorum sen... Çalışma odasını aşk odası yapmışın devamlı Mehmet'i arıyordu o. Yani bu deleri bak diyoruz ya şimdi performans. Evet. E performans senin yatak odan kara bir renkteyse bir de odada yatak odanda televizyon varsa kahverengi tonlar varsa o odada aşk olmaz. İstediğin kadar macunu yedir adama. Olmaz. Bir taraflı değil bu iş. Yani bakın, bu hep bir zincir değil mi hocam? Efendim. Yaşam şeklinizi düzenleyeceksiniz. Tabii yani hayatta niye 5 parmak var? Niye bilmem kaç tane organ var? Niye bir saatin çalışması için yani, 30 tane çarp var? Yani sihir bu macunda değil. Bu macunla birlikte yaşam şeklinizi düzenlediğiniz zaman işte bu macun size fayda sağlayacak, şifa olacak. Tıpkı hocamın şimdi vereceği diğer enerjimizi arttıracak macun gibi. Evet. Hanımlara önerilerinizi alalım ama hocam yine. Hanımlara ilk defa televizyonlarda hiç kapağı açılmamış. Literatüre girsin diye söylüyorum. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şimdi kadın programları biz başladık ya. Evet. Biz başladık diye artık kadın programları başladı şimdi artık. Diğer kanallar bakın bu haftalar başlıyorlar artık tamam mı? Biraz geciktiler. Şimdi biz burada ne söylersek bir iki hafta sonra onlar söylemeye başlıyorlar. Hakikaten öyle oluyor. Bak biz burada ne söyleyeceğiz? Bir hafta, iki hafta sonra aynılarını onlar söyleyecekler. Ben 8 senedir bunu yaşadım. Biz formülü veriyoruz, iki hafta sonra aynısını bir gramını değiştirip veriyorlar. Hocam önderlik ediyorsunuz. Güzel bir şey. Ben seviniyorum. Keşke bunu
bir doktor, bir tıp bilimi doktorlarımız ortaya koysa mutlu oluyorum. Bilginin paylaşımı. Bilgi paylaştıkça benim enerjim çoğalır. Artıyor. Bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Sevgi evet, gibi. Evet, şimdi kadınlara yönelik. Hadi hocam verelim. İde. Duydunuz mu hiç? Çok severim. Bakın ekranları başına. Kadın soğukluğuna çok önemli bir formül. Dedem, dedelerin kitaplarında kayıtlı bu. Çocuk ne zaman olurdu eskiden biliyor musunuz? Hangi ayda çocuk yaparlardı? Baharda mı? Aferin. Ruhumuz hareketleniyor hocam baharda. Çok doğru. Mayıs ayında. Ay hocam, Mayıs ben ayında derler hamile kalmak. Neden? İde bütün bahar çiçekler açıyor. İde kokusu var ya. Aşkı, sevgiyi, letafeti. Pis kokuda aşk olur mu? Adam kokarsa, yıkanmazsa, tamam mı? Ne bileyim yani böyle göbekliyse, efendim böyle bir nezaketi yoksa. Bakın burada hocam derdi ki, aşk olması için oğlum derdi, 19 şey lazım derdi. Eskimez kitaplarda kayıt vardır. Eskimez kitaplarda İbn Sina'dan günümüze kadar 19 şey olmazsa bu macun da yetmez. Bu macun şart. Ne olacak? Nezaket olacak. Hanım nasılsın? İyi misin? Ay. Böyle bugünün nasıl geçti? Ay ne güzel yakışmış sana bu. Ay saçın ne kadar güzel. Ben Elmas Hanım'a buradan saygılar sunuyorum. Böyle saçını ay Elmas Hanım ne kadar güzel falan diye. Hani güzel olduğu için diyorum tabii ki bunu. Ama siz değilse bile yine bunu söyleyeyim. Baş sallamayın diyen adamlar da olur yani. Ah nerede diyor nezaketli evet, adam. Hocam diyor. Doğru söylüyorlar ama. Şimdi saçımızı boyuyoruz adam fark etmiyor bile. Letafet olacak. Latif olacaksın bak. Latif. Latif, nazik. Böyle nazenin olacaksın. Bakın muhabbet olacak. Muhabbet. Hanım nasılsın? İyi misin? Ne yaptın? Çocuklarımın annesi. Tamam mı? Hayat yoldaşım. Böyle benim adama can kurban. Sağlığımda, ihtiyarlığımda sen varsın yanımda. Hep ona böyle letafet, nezaket, muhabbet, uhuvvet olacak. Bak, birlik. Adama soruyorsun şimdi uhuvvet olacak diye. Uhuvvet ne demek hocam? Daha adam uhuvveti bilmiyor. Ay hocam ben de soracaktım şimdi. Uhuvvet ne demek? Adamın uhuvvetten haberi yok. Letafetin manasını bilmiyor şimdiki gençlik. Nereden bunu ortaya koysun ki? Uhuvveti öğrendik beyler bayanlar. Uhuvveti. Birlik, uhuvvet içinde. Her zaman biz seninle beraberiz. İyi günde, kötü günde, hastalıkta. Sadece ilk günde değil bu sözler o evlenirken. O imzada bile o sözleri veriyoruz ya. Veriyoruz ama bunu o son günlerde, yaşlılıkta, beli bükükken demek. Ona böyle gece sarılıp yatabilmek. Hocam derdi ki bir insan. Mesela niçin Avrupa'da, Rusya'da kadınlar biliyorsunuz. Bilginiz var mı bilmiyorum. Yaşlılar hiçbir zaman aynı yatakta yatmaz. Yataklar ayrıdır Rusya'da. Ben yaşadım. Gittik ev tutacağız 90'lı yıllarda. Dediler işte yatak odası bura diyorum. Yatak niye ayrı? Profesör bu. Karı koca. Kadın diyor yaşlandım o ayrı yatacak sen ayrı diyor yani. Belli günlerde bir araya geliyoruz diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. Bakın işte bundan hiçbir şey olmaz. Böyle cani ruhlu insanlar çıkıyor ondan sonra. Bugün Filistin'de, Suriye'de binlerce kişi ölürken hiç kimsenin gıkı bunun için çıkmıyor. Çünkü letafet, muhabbet, uhuvvet, nezaket olmazsa buradan doğan çocuklar da cani ruhlu oluyor. Bombalıyor kendini. Bakın bu çok önemli. Hadi hocam verin şükürü bize. Evet vereyim. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye televizyonlarında ilk defa. Devam edeceğim 19 maddenin diğerlerine. Ama bu ara kadınlara evet kağıt defter elinizde. İde ağacının bilen vardır bir poleni vardır böyle ağzı açık sapsarı. Dibine düşer. Çok güzel kokusu vardır. Hemen bu baharda bütün İde ağacının o polenlerini topluyorsunuz. Bakın. İlmi kitaplarda yazar. İnciri açıyorsunuz. İncir neye benziyordu? Organa benziyor yani. Kadın, rahim vesaire. Teşbih yapıyoruz burada. 7 tane poleni, o poleni kurusunu getirip bunun içine koyuyorsunuz.
Her gün sabah akşam bir tane yiyorsunuz. 3 hafta Mayıs ayında. Göreceksiniz ki o çünkü polen kadınlık organıdır şeyin. Ağacın, iğdenin bitkiyi oluşturmuş, oraya tohumu atmış, vazifesini yapmış, yere düşmüştür. Al beni kullan diyor ama biz bunu sadece bu süprüntü niye yerde? Olur mu? Allah hiçbir şey malayanı yaratır mı? İşte size kadınlara çok önemli bir formül. Bir incirin içine 7 tane, o 7'de de bir hikmet var. 7'de o poleni koyuyorsunuz içine. Her gün o inciri yiyin. 3 hafta içinde bakın o kadınlıktaki hormonlarınız var. Östrojen hormonları, prolaktin hormonları, kadınlık hormonlarınızın belli seviyelere, lazımı seviyeye geldiğini göreceksiniz. O soğukluğunuzun da gittiğini göreceksiniz. Olur mu? Ya hiçbir zararı yok ki, al bunu dene. Yan etkisi de yok. Asla. Yani bir tane ilaç alsan, en basit bir ilacı, yarım sayfa yan etki yazıyor. Karaciğere, böbreğe, dalağa, bilmem neye zararı var. İncirle poleni söylüyoruz. Alın bunu kullanın diyorum. İşte erkeğe macunu yedirdik. Bağışıklık sistemi, damar sistemi, beyin, algılama, her şey ısıtıcı, beden ısındı. Kadına da bunu yedirdik. Evin rengini de düzelttik. Tamam mı? Rengini de düzelttik. Yatak boyunu da falan söyleyeceğiz yönünü. Haftaya bunlara da gireceğiz. Ondan sonra ne kaldı geriye? Muhabbet, uhuvvet, letafet, nezaketi koyduk. Bunun yanında olmaması gerekenlerden birkaç tane söyleyeyim. Dayak olmayacak. Zorlama olmayacak. Pis koku olmayacak. Horoz gibi olmayacak diyor. Hani tek taraflı değil. Bunların bakın. Bunların hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde var. Horoz gibi olmayacak. Birlikte. Beraberce. Nasıl beraber yürüyorduk bu yollarda diyoruz ya. Bunlar diyor beraber olursa doğan çocuk diyor ümmetin beklediği çocuk olur. İşte o çocuk size hayırlı evlat olur, muhabbetli olur, her şey olur. Çünkü bütün bu güzellikler çocuğa da geçer. İşte bu macunu ve hanımımıza bunu yaptıktan sonra bir deneyin, göreceksiniz hayatınızın değiştiğini. Ne güzel, maşallah. Bir de bir kürümüz var hocam. Bu kürü de verelim mi? Bakın burada sizler için hazırladık. Evet. Yine özel enerji ve cinsel isteğinizi arttıracak. Özellikle hanımlara yönelik bir kür bu. Evet. Hanımlar, bu kürü uyguladığınız zaman eğer eşinize karşı cinsel isteksizliğiniz varsa onu ortadan kaldıracak şifa niyetine bir kür yapacağız şimdi size. İşte kadınlara özel enerji ve cinsel isteksizlik kürünün malzemeleri şu anda ekranda. Evet. Dövülmüş anason var, keten tohumu var, ince kıyılmış kuru incir var, zencefil tozu var, ginseng değil mi hocam? Evet, tozu, evet. Arı evet. Poleni, kestane balı, dövülmüş çörek otu. Bir hazırlayalım mı hocam bunları? Evet, yani genelde dikkat ederseniz burada sadece anason bir farkı var. İncirimiz var. Hı hı. Çünkü incir kadınlarla ilgili çok önemli. Bakın, her kadın tam kuru inciri mutlaka alsın her akşam. Bir insan bağırsak sistemi tıkalıysa, bak Nur Hanım önemli dinliyorum bir şey hocam. Söylüyorum. Kulağım sizde. Bağırsak sistemi tıkalı olan, kabızlık çeken birinin cinsel hayatı olması çok zor. Neden? Çünkü o bölgelerinizde büyük bir sıkıntı vardır. Bir insanın en rahatlamış anı nedir? Affedersiniz, tuvalete gittiği andır, değil mi? Doğru. Tuvalete gidemeyen adam mutsuzdur. Niye? İçinde pislik var, mikrop var, toksinler var, atamıyor. O toksinlerin içi kurt dolu. Devamlı yiyor sizi. Böyle bir insanın aşk, sevgi, ilişki içinde olması mümkün değil. Bunun çözümü niye inciri veriyoruz? İncir bağırsaklarda kayganlaştırıcı özelliği var. Her gece bu inciri alıyorsunuz. Bir tane kaynar suyun içine atıyorsunuz. Bu kaynar suyun içinde bu şişecek. Onu yediğiniz zaman o bağırsaklarınız macun gibi sabahleyin çıktığında sizin o sıkıntınız gidecek. Sıkıntılı bir insan bağırsağı şişkin, karnı şiş. Affedersiniz, tuvaleti olan insanın aşk yapması mümkün mü? Bakın bunları niye konuşuyoruz? Demin Nur Hanım güzel bir şey dedi.
Hocam bunlar hiç konuşulmuyor. O dizilere bakıyorsunuz. Hep yalan dolan. Hep aşktan, muhabbet, uhuvvet. Hepsi yalan onların. Bakın. Bu dizilerdeki hayat olsaydı... Hepsi boş bunlar. Utanıyoruz yani. Hocam yani cinsel isteksizliğim var demeye çekiniyoruz. Ama şimdi sanki sen... Sanki bunu bir hastalık olarak, suç olarak kabul ediyoruz. Ama şimdi toplum bilgisiz. Toplumda biz niye bu programı yapıyoruz? Yani ben ilmimin zekatını veriyorum kardeşim. Ben bugün buradayım. Evimde Allah oturabilirim. Razı olsun. Hiç ihtiyacım yok toplumun önüne çıkıp. Ben diplomatım. Bu ülkede başbakan da olurum, bakan da olurum, milletvekili de olurum. Diplomat da olurum, giderim bir yere. Ama sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır diyor. Çok doğru söylüyorsun. Ben onun için buradayım. Bu bilgileri vererek Allah bana soracak ne yaptın Maranki bu öğrendiğin bilgiyi? Ben gittim Beyaz TV'de 33 hücre yaşım işte 2 katı yaşımla bunu burada anlattım diyeceğim. Evimde oturabilirdim. Deniz kenarında villamda oturabilirdim. Öyle cennet ucuz değil öyle. Kıl namazı, tut orucu. 50'den sonra da bir hacca umreye git. Böyle bir cennet yazmıyor benim kitabımda. Kitaplarda da yok. Yücahidûne fî sebîlillâh diyor. Allah rızası için cihat edeceksin. Cihatım ne benim? Benim ilmim var. Ben ilmimde geleceğim burada. Toplum bugün doğurganlığı bitmiş. Buna bu macunu hazırlayacağım. Kadınlarımız mutsuz, umutsuz hayattan. Psikolojik depresyon 100 kadının 98'i depresyon hapı kullanıyor. İnsanlar 98'i maalesef ilaç kullanıyor bugün. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporu bu. Toplumu bu hale getirmişler. Benim bunları burada anlatmak boynumun borcu. Elimi kelepçeleseler ben bunu anlatmaya gayret Hocam edeceğim. Hocam size minnettarız. Estağfurullah. Bu bilgileri bizimle paylaştığınız için biz de programımızda şuna özen gösteriyoruz. Gerçekten size fayda sağlayacak, yararı olacak. Hep özel tarifler, özel bilgileri paylaşıyoruz. Program başında dediğimiz gibi eşinize, dostunuza haber verin ki bu önemli bilgilerden onlar da faydalansınlar. Hadi hocam bu kürü yapalım. Evet, ekran başına, hemen. Ekranları başındaki sevgili seyircilerimize bir daha Emre'cim getirelim. Kadınlara özel. Cinsel isteksizliğiniz bu kürle ortadan kalkacak inşallah. Ama hocamızın dediği bazı şeyler var. Yaşam şekliniz de ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Evet, bunun ben altını çizmek istiyorum. Bakın ben şu durumda olmak istemiyorum burada. Tenkit alıyoruz Nur Hanım bundan dolayı. Ben bir bilim adamıyım, film adamı değilim. Ünvanlarım var, kullanmıyorum. Hatta dedim yönetmenime profesör, doktor bunları bırakalım dedim. Yani böyle çünkü bunun öküz altında buza doktor diyerek efendim biz hasta talep ediyormuşuz. Öyle şikayette bulunuyor. Doktor ya ben her programda diyorum ben tıp hekimi değilim. Ben sağlıklı yaşam uzmanıyım. Ben bitki genleri üzerine çalışma yapmış bu ülkeye 750 tane bakanlıktan ruhsatlı ürünü patentlemiş biriyim. Eser bırakmış biriyim. Bu bir hizmettir. Ben Fransa'da bunu yapsam Nobel'e aday gösterilirdim. Ama bu ülkede mahkemelere veriliyoruz. Bunlar geçiyor, az kaldı. İnşallah ülkemiz çok iyi günlere Hocam, doğru gidiyor. Hocam sizi bilen biliyor. Bizim için çok kıymetlisiniz. Efendim, seyircilerimiz için çok kıymetlisiniz. Evet, evet, evet. Şimdi burada söylediğimiz bu kürü de mutlaka hanımlar zor değil. Evinize macun yapacaksınız ya. Alın bir kilo balınızı. Burada gördüğümüz gibi... Hemen balımızı yine koyuyoruz aynı şekilde. Balımız var burada. Bu da çok önemli. Balınızı koydunuz. Bu bal çok önemli. Allah Celle Celaluhu iyi dinleyin beni. İki tane canlıya vahiy yapmıştır. Duydunuz muydu hiç böyle bir şey? Ya. Birisi insana, birisi de arıya vahyettik diyor. Allah Allah. Ne kadar önemli değil mi? Nahl diye sure var. İnsan suresi olduğu gibi arı suresi var ya arı. Arıya sure inmiş. Vahyediyor. Arı ne yapıyor? Kainattaki bütün nebatatın 124 bin çeşit nebatattan usareleri lazımı miktarda alıyor. Lazımı miktarda emrinize veriyor. Her gün bal, kestane balı alın. Kestane balı. Efendim Ali balı, Veli balı diyorlar. Çiçek balı var, işte çam balı var. Ama kestane balının içinde her türlü bal. Öneriyorum bunu. Balımızı koyduk. Koyduk hocam. Balımızı koyuyoruz. Hemen içine anasonumuz var. Dövülmüş anason koyuyoruz. O biraz dövülmemiş ama döveceğiz bunu. Bunu döveceğiz, tamam. Döveceğiz, toz haline getirin. Çünkü çocuğa şimdi bir şey veriyorsunuz. Ay diye öp hemen.
Üzümü veriyorsun, çekirdeğini atıyor. Ya bu çekirdeğinde bunun fayda. Bak onun için üzüm çekirdeği tozu ürettik. Her gün çocuğunuza şimdi üzüm çekirdeği tozunu birazcık yedirin. Bak o çocuk üniversitede, başarı derslerinde bu kürleri de yapalım. Çocuklarda zihin arttırıcı kür. Not alalım bunları arkadaşlar. Bunların hepsini yapalım. Çocuklarda... Yapalım hocam. Hepimizin kaygısına çocuklar değil mi? Çocuklara zihin arttırıcı kür. Kür. Anason'u koyduk. Niye? Anason biliyorsunuz çok güzel bir koku verir insana. Ne olacak? Bu bir iştah arttırıcı özelliği var. Gaz giderici özelliği var. Sakinleştirici özelliği var. Gaz giderici özelliği var. Bağırsaklardaki gazı. Evet. Bu keten tohumu hemen hocam. Keten tohumu yağını koyuyoruz. Keten tohumu yağını koyuyoruz. Tozunu tamam. Buradan koyuyoruz. Koyduk. Evet. Keten tohumu. Evet. Koyduk. İnce kıyılmış kuru incir. Kuru incirimiz var. Tabii bunu da küçük şekilde içine koyduk incirimizi. Yine zencefil ve ginsengimiz var. Burada zencefilimiz var. Zencefil. Evet zencefil biliyorsunuz artık hepinizin evinde bulunması. Ginsengimizden koyuyoruz. Yine polenimiz var aynı şekilde. Arı poleni. Evet. Bunların da organik evet. olanlarına dikkat etmemiz gerekiyor değil mi hocam? Arı evet. poleninde. Ve çörek otumuzu da koyduk yine. Evet. Ne yapıyoruz bunu? Yine karıştırıyoruz. Bunlar kainat şifahanesinden. Hepsi birbirine keten tohumu. Keten tohumu yağımızı bakın koyuyoruz. Neden şimdi? Ne anlattım? Kadınlarımıza dedim ki bağırsakları tıkalıysa bir kadının aşk, sevgi, muhabbet, sancım var diyecek. Sıkıntılıyım değil mi? Çok önemli. Yani keten tohumu yağının özelliği eskiden bezir yağı derlerdi. Bak ben çocukluğumda sabahleyin hangi kahvaltı yapardık biliyor musun? Sadece keten tohumunun yağı vardı böyle sipsiyah. Bu yağın içine köy kara ekmeği batırıp sadece bunu yerdik köyde. Ben sağlığımı buna borçluyum. Ne yapar bu? Bağırsaklarınızı, safra enziminizi arttırır. Safra enziminizi arttırır. Niçin arttırıyoruz safra enzimimizi? Çünkü yediğiniz yemeğin üstüne safra akmazsa siz kabız olursunuz, şişkin olursunuz. Onun için keten tohumu yağını koyuyoruz içine ki bu akışkanlığı, hazmı kolaylaştırsın diye. Yağların emilimini arttırsın diye. Keten tohumu yağını evinizin bir köşesine koyacaksınız. Kabızlık çektiniz, bağırsağınızda problem var, basurunuz var, memeniz var. Bunları da yapalım bir gün. Meme basurdan nasıl kurtulur? Bunu yaptık. Sabah akşam bunlardan hanımlar birer kaşık yediklerinde görecekler ki bütün hormonları çalışmaya başlayacak. İnşallah. Neden? Ama bağırsakları temizlendiği için niçin hep bağırsak diyoruz biliyor musunuz? Ben şimdi burada bunları anlatmasam olmaz. İkinci beynimiz. Programın akışı var ama ikinci beyin. Bağışıklığın %80'i bağırsaklardadır. Yedik ya parçaladı etti. Hepsini buradan alacak. Tam alacak alamıyor. Niye? Durmuş burada. Gitmiyor aşağıya. Gitmediği için işte gidermek için keten tohumu ve inciri koyduk. Neden kadınlara bunu koyduk? Kadınlar evde oturuyor. Hareket yok. Erkeğe koymadık bunu. Erkek çalışıyor, gidiyor, dolaşıyor hareket halinde. Evde oturan kadınlara keten tohumu ve inciri koyarak bu macunu hazırladık. Her gün sizsiz olun. Erkeğe erkek macunu, kadına kadın macunu. Birer kaşık bundan yiyin. Bu ısıtıcı gıdalarla bedeniniz ısıyacak. Güzel birbirinize de ısınmış olacaksınız. İnşallah hocam. Söylemek istiyorum. Şimdi en önemli kadınların en önemli sorunlarından bir tanesi de rahimdeki kuruluk. Cinsel isteksizin yanında eğer böyle bir problem varsa da kadın zaten o cinsel birleşmeye girmek istemiyor. Şimdi hocamızın bir tarifi var. Hanımlar bakın bu kür de çok önemli. Lütfen bir kenara not alın. Bir çay yapacağız size değil mi evet, hocam? Evet çay yapacağız. Çok basit, çok pratik. Evde işte bizi izlerken sabahları bu çayı içebilirsiniz. İnşallah o sorunuzdan da kurtulacaksınız. Yine Emre'den rica edelim ekrana görüntüleri getirsin. Buyurun hocam söz sizde. Evet söz bizde. Evet. Niye güldünüz hocam? Şimdi
Hani bu kadın meselesi ya, bunu sana anlattırmam lazım ama bilimde ayıp yoktur. Ben burada anlatmaya çalışayım bunu. Çünkü bunları da anlatan yok. Yani gelene işte hastalandı mı ilaç veriyorlar. Ya bunu olmaması için, işte hastalandı mı doktora git de, olmaması için ne yapacağız? Ben size böyle küçük küçük güzel kainat şifahanesinden. Bakın şurada gördüğünüz bu var ya, bu ne? Herkes öğrensin bak. Adaçayım ne hocam? Bak dizilerdeki bilmem nelerin adlarını öğreniyorsunuz. Hayatta boş boş. Adaçayım nedir nedir hocam? Nur sen de öğreneceksin bak. Biz seninle bir sene program hocam, yapacağız bunları. İnşallah bak. Sizin sayenizde sen öğreneceğim. Sen de kadınsın bak. Bir ben zaten. Erkek olarak öğrenmişim. Sen kadın olarak öğrenmemişsin. Hocam koktum yine öğrenemedim. Civan perçem mi? Evet. Ay hocam bak ben de yalan yok. Yönetmenim kulağıma söyledi. Çok biliyormuşum bilgili olayım diye. Ben bir saattir sana tutuyorum buradan oku diye. Ay hocam ama ben o kadar akıllı bir kadın değilim ki ne bileyim ben. Tamam işte senin bu akıllı olmak için de bir formül yapacağız. Başta. Evet akla yani unutkanlığa bir formül hemen onu da yazalım. Tamam. Bundan Allah. Sonra. Benden acaba vallahi çok bütün formül formüller çıkar. Var kainat şifahanesinde. Siz bu programa izlemeye devam edin. Bak bu programın sonunda bomba gibi sağlıklı bir insan olacaksın. Civan perçemi unutmayın hanımlar. Bu bizim için hayat kurtaran bir şey. Kadınların en seveceği kainatta kırlara gittiğinizde bakın. Kokusu biraz değişiktir, iticidir, çok etkileyici bir şeydir, bitkidir. Gördüğünüz gibi rengi bu şekilde. Civan perçemi bir. İkincisi bir de ekrana yönetmenim bunların bitkisini verebilir mi internetten? Hani Emre. Biz burada veriyoruz ama... Tabii tabii hemen getirirler hocam. Civan perçemi diye girersek bunun bitkisini görsün ki... Bir kıra gittiniz Belgrad Ormanı veya... Aa hemen oradan koparabilirsiniz köyünüze gittiğinizde. Çünkü bunları aktarlardan aldığınızda bunlar yıllık bitki. Bak bunları da anlatmamız lazım. Anlatın anlatamıyoruz hocam. Ama... Bak şimdi boşa gidiyor ben bilim adamıyım. Şimdi onu al bunu al bunu al. Nereden alacaksın kardeşim bunu? Şimdi bunu aktardan aldın. Açıkta çemberli taşta aradan binlerce araba geçiyor. Egzoz 5000 tane ağır metal var. Bunun üstüne çökmüş. Sen bunu alırsan zehirlenirsin kardeşim. Paketli alalım o zaman hocam. Paketli alacaksınız bunu. Ben buradan Tarım Bakanlığı'na sesleniyorum. Değerli dostum Mehmet Eker. Çok görüştük. Bakanımız çok büyük gayretleri oldu bu konuda. Mutlaka aromatik bitkilerin Avrupa'da olduğu gibi pakete girmesi lazım. Bunlar yıllık bitki. İçindeki etken madde havadaki oksijen ve nem oranına göre kaybolur, azalır, bozulur, değişime uğrar. Onun için bunu böyle kapalı paketlerde alacaksınız. Bu hocam bütün bitkiler için geçerli tabii, mi? Sadece tabii. Civan perçemi için diye değil. Efendim yani kapalı olmadığı zaman bakın. Burada bir şey söyleyeyim. Yıllık bitki. Biraz sonra söyleyelim hocam. Kürü de biraz sonra verelim. Bir reklama kadınlara gidelim. Kadınlara yönelik çok önemli bir kür. Sadece kuruluk değil, bütün kadın problemi yaşayan, kist, miyom, iltihap, aden düzensizliği olanlara çok önemli bir kür biraz sonra. Kalem kağıdı hazırlayın. Geliyoruz hanımlar. Bu şifa kaynağını bizimle paylaşın. Sadece rahimdeki kuruluk değil, biraz önce söylediniz, birçok derde deva olacak. Şimdi tabii ki bunları ilerleyen programlarda derin derin anlatacağız. İnşallah. Tabii ki sadece burada saydığımız bitkiler sadece erkek performansı, kadın performansı değil. Pek çok faydaları var. Siz bunu hissedeceksiniz ama en az 21 gün... 3 hafta bir kürü uygulamanız lazım. Bunlar böyle bir ilaç değil ki attım ağrını kessin. O doktorluk mesele. Biz burada kaliteli yaşam. Şimdi kadınlarda da bu anlattığımız sadece biz bugün işte rahim kuruluğu, cinsel isteksizlik. Tabii ki bu sebepler var. Nedir? Yani şimdi bunları burada söylemek söyleyelim. Kistiniz var, miyomunuz var, iltihabınız var, akıntılarınız var. Bir kokulu akıntılarınız varsa, bunu hep biz doktorlarımızla yaptığımız konsültasyonda dinliyorum ben. Neden? İşte hocam diyor böyle akıntısı oldu mu ağrı oluyor, sızı oluyor, koku oluyor, içgüdüsel olumsuzluklar yaşanıyor. Rahim kurulu oldu mu cinsel ilişkide ızdırap oluyor. Evet. Bunlar oluyor. Zaten
Bakın bu şartlar oluşmadan ilişki kurarsanız çocuğun ruhsal durumunda da bizim eskimez kitaplarda. Bunlar kayıtlar var. Bakın ne anlatıyorum. Yani kadınla erkeğin cinsel şartlarının oluşması lazım. Zorla gel buraya otur hadi bismillah. Böyle bir şey olmaz. Zorla güzellik olmaz. Olmaz. Olursa olmaz. Da o çocuk ızdırap. Mesela ben çok şahit olmuşumdur. Sorduğunda işte sakatlıklar vesaire, olumsuzluklar. Bu niye böyle oldu diye ben. Mesela iki çocuk şey, bir tanesi olumsuz. Hocam bu istemeden oldu. Adam işte geldi akşam sarhoştu, patı, bastı tokatı. İşte yıkıldı, işte böyle oldu bu falan. Hakikaten bunları dinledik biz yani. Doğru. Söylediğimiz o letafet, nezaket, uhavvet, muhuvvet, tamam mı? Bunlar olmazsa dayak, sopa, şu bu. Onun için bu kürü yapıyoruz, bu çok önemli. Kadına şiddete hayır diyoruz, bu da çok önemli. Hocam ağzınıza sağlık. Sevgi, muhabbet, hayattaki tek şeyiniz olsun. Ama olsun diyoruz, olmadığını da görüyoruz. Bunun da sebebinde tabii ki erkekler var ama... Yuvayı dişi kuş yapar. Ben şuna inanıyorum. Bugün Fatihler, Yavuzlar, Mimar Sinanlar varsa, büyük mistik öğreticiler varsa, büyük askerler, herkes, kimse bunun adı. Bunun altında anne vardır, anne eğitim vardır, kadın vardır, kadın. Ben toplumda kadının eğitilmesinden yanayım, erkeklerden ziyade. Bir evde kadın ne diyorsa olur. Ama kadın olacak. O kadın olumsuzsa ev yıkıma gider, olumluysa abat olur. Doğru mu? Doğru söylüyorsunuz hocam. Evet, doğru deyince alkışlıyorsunuz tabii. Hocam, ama şimdi yani hocam seviyorum doğru, sizi ya. Doğru. Yani böyle kuru. Doğru. Kızlar beni rezil ediyorsunuz hocama. Doğru diyorsunuz, öyle bakıyorsunuz. Doğru değil mi peki bu söylediğin? Doğru hocam. Şimdi hocam her sözünüz doğru. Her sözünüz altın değerinde. Hanımlar niye dikkatle dinliyoruz? Siz anlatırken ben kendimi gözden geçiriyordum biliyor musunuz? Gerçekten istemeden bir şey yapıldığı zaman kadının acısı, ağrısı, sızısı varsa kadınlık görevini de yerine getirmeye çalışıyor. Bir yandan eşine hayır diyemiyor. Yani yaşamlar aslında çok zor. Herkes bence öyle bir kendini gözden geçirdiği için öyle ah hocam doğru deyip sizi alkışlamadılar. Sizin laflarınızın önemsiz olduğundan tamam, değil. Tamam dertlere çözüm. Hemen hadi. Yazıyoruz formül laflar. Diyor ki çok konuşma evet, dertlere çok çözüm. Çok konuşmuyoruz. Gelsin. Doğru sözlerin üstüne. Tamam hocam böyle de ne yapalım mı da Maranki'den hemen hadi hocam. Yazıyoruz. Şimdi biz 1 litre su tam tarifi oradan verdik. Göstermelik olarak yapacağız burada size. Siz tam tarifi alın lütfen. O oranları uygulayın orada. Çok önemli. Evet. Hemen alıyorsunuz. Bir kere vazgeçilmezimiz kristal tuz. Her yemeğinize, her çorbanıza, her çayınıza tuz atılır mı? Ben atıyorum. Bak şimdi benim için de tuzlu su. Demin su içiyor petten. Petten su içiyor. Dedim ki bir daha su içersen asla dedim. Burada ne konuşursak onu yapacağız. Kızdı bana. Yayın kızdım. Arası bir fırçaladı. Senin sağlıklı olman lazım Nur dedim. Hemen bunu bu kristali toprağa koyacağız. Petin içindeki olumsuzluğu alacak. İçine kristal tuzumuzu. Sentetik karbonatı değil o eczanelerde bilmem nerelerde satılan. Sentetik ilaçları, sentetik vitaminlerle kanser olduğunuzu tıp bilimi açıklıyor. Hocam vitaminler bittik. Kanser yapıyor diyor. Hocam ben demiyorum bittik. Bunu. Bittik hocam. Dünya Sağlık Örgütü açıklıyor. Tabii bunu yapıp bundan sonra böyle yaşayacağız. Öyle içeceğiz inşallah. Hemen buradan kaya alıyoruz. Kaya tuzunu koyduk. Anasonumuzu koyduk. Anason mutlaka koyuyoruz. Civan perçemimizi civan koyduk. Civan perçemiz değil. Hayıt yok. Tohumu. Özür dilerim. Hayıt tohumumuzu koyduk. Koyuyoruz. Bunları da ekrana verebilsek bir dahaki programa lütfen. Civan bitkileri, perçemini koyuyoruz. Civan perçemini koyduk içine. Evet çok önemli. Ve yine kuru mutlaka incirimizden mutlaka bunu atalım içine. Afiyet şeker bol olsun. Günde bunu, kaç tane hocam? Bundan sabah akşam birer bardak mutlaka. Bir bardak dediğiniz 200 gram. Bunu hı. Alıyorsunuz, yapıyorsunuz, içiyorsunuz. Göreceksiniz ki iltihaplarınızın attığınızı kadınlık organlarınızda daha bir olumlu, Allah mutlu, razı olsun huzurlu, sizden. Mutluluk hormonunda çok teşekkür ediyoruz. Salgılandığını sağ olun, göreceğiz. Sağ olun. Bir saniye. Haftaya ne yapıyoruz hocam? 10 yaş.
yaş gençleşiyoruz. Maranki hocamızla beraber inşallah. Pazartesi günü de Ümraniye Kültür Sanat Merkezi'nde kadınlara yönelik konferansımız var. Akşamleyin herkesi konferansımıza bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Bir cümlemde Cuma günü akşamda Kırımlılar Derneği'nde, Fındıkzade'de Kırım Derneği'nde Maranki'nin tarih sohbetleri var. Hepinizi bekliyoruz. Allah Allah hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkürümüz tabii ki ekranları başında bizi bırakmayan, her zaman bizimle birlikte olan siz sevgili seyircilerimize. Sağ olun, var olun. Yarın biz yine bambaşka bir konuyla karşınızda olacağız. Hanımlar, kabul günlerinde tabaklar hazırlıyoruz ya. Şimdi o tabaklara sağlık önerileri getireceğiz. Doktor Ayça Kaya burada olacak. Yarın saat 11'de görüşelim ve buluşalım. Hoşçakalın.